Buyurun Sayın Hamza Çebi. Efendim, Sayın konuşmacının Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına konuşan konuşmacının bir cümlesiyle Cumhuriyet Halk Partisi grubuna bir sataşma olmuştur. Sataşma cümlesi de şuydu: Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri önerge vererek iş kazalarının, Soma faciasının önleneceğini söylüyorlar gibi bir şey ifadede bulundu. Bizim böyle bir ifademiz yok. Tam tersine söylediklerimizi bir başka şekilde çarpıtarak ifade etmiştir efendim. Evet. Söz istiyorum. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına konuşan sayın milletvekili şöyle bir cümle de kullandı. Yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri diyor ki, meclis araştırma önergesi vermekle iş kazaları önlenecek, yok böyle bir şey diyor. Yani meclis araştırma önergesi vermekle iş kazaları, iş cinayetleri, facialar önlenemez dedi. Bu cümlenin daha önce benzer konularda söylenmiş şu cümlelerden hiçbir farkı yok. Yıl 2010 Karadon maden faciası, 30 işçimiz öldü. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, ölüm bu mesleğin kaderinde var. Zamanın Çalışma Bakanı da dedi ki, güzel öldüler dedi. 2014 Soma faciası, 301 kardeşimiz hayatını kaybetti. Sayın Erdoğan yine ölüm bu işin fıtratında var dedi. Sayın Özdağ aynı anlayışı devam ettiriyor. Meclis araştırma önergesi vermekle iş kazaları önlenmez. Yani bu işin kaderinde, fıtratında ölüm vardır demek istiyorum. Çok yazık, üzüntülerimi bildiriyorum. Soma faciası 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşandı. Biz buraya 29 Nisan tarihinde Soma maden ocaklarında her an bir facia yaşanabilir, gelin bunu araştıralım, önlem alalım diye bir önerge getirdik. Manisa milletvekillerimiz ve 54 milletvekilimizin imzasını taşıyan bir önergeyi getirdik. Burada reddettiniz. Diyorsunuz ki bu önergeyi kabul etseydik bu facia yine olacaktı, yine yaşanacaktı. Sevgili arkadaşlar, ondan sonra torba yasa çıkarıldı. Bütün kazalar artık önlenecek imajı verdiniz. Ermenek'te 18 işçimiz toprak altında kaldı. Hala cesetleri çıkarılamadı. Şu ölüm bu işin kaderinde vardır anlayışını bir kenara bırakın da şu işçilere bir kulak verin. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.